geçmiyor ki sınav yaklaşmasın. Gün geçmiyor ki stres artmasın. Gün geçmiyor ki kaygı artmasın. Gün geçmiyor ki videolarımız çoğalmasın. Evet değerli arkadaşlar, yine yeniden ve muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Fikoç'a hoş geldiniz. Evet, bizler burada çaylarımızı yudumlarken, yine yavaş yavaş Ramazan sevincini içimizde hissederken, onun için çayla çıktım. Değerli arkadaşlar, içimizde bir Ramazan kaygısı oluşmaya başladı bazı arkadaşlarımız için. Bununla ilgili sizlere çok güzel bir video çekeceğim. Rahat olabilirsiniz. Ramazan'da nasıl çalışılırla ilgili bir video çekeceğim. O zamana kadar biraz sabretmeniz gerekiyor. Ama Ramazan'a kadar, bu Ramazan öncesi videosu olabilir aslında. Ramazan'a kadar biraz fiteslerimizi artık ileriye doğru almamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki zaman dar. Artık videolardan şunu da öğrendik. Ay vermememiz gerekiyor. Biliyorsunuz son videoda biraz yayınlanması geciktiğinden dolayı 5 ay demişim. Altta da 3 ay falan yazmışsınız. Orada biraz error verdik. Ama artık ona da takılmayacağız. Bizler şu andan itibaren kalan şu son aylarımızı, aslında bu da bir taktik olsun artık, son aylar güzel. Son aylarımızı nasıl değerlendirmeliyiz ile ilgili birkaç tane bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemekte tabii ki fayda var. Biliyorsunuz burada sizler için videolar çekiyoruz. Sizlerden ricam bu videoları beğenmeniz ve abone olmanız bizim için önemli. Evet değerli arkadaşlar, Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'ın o güzel atmosferini bizler içimizde hissederken aslında bir nevi şu Ramazan'a kadarki olan kısımları iyi değerlendirmemiz lazım. Yani şimdi bir gerçekçi olmakta fayda var. Ramazan orucu için ister istemez bizim birazcık da düzenimiz değişecek bundan dolayı. Bu düzen değişimi bizlerde olumsuz etki bırakmaması adına şu kalan süreler için güzel bir kamp programı hazırlamanızı tavsiye ederim. Bunun için bizlerin kamp videosu ile ilgili bir videomuz var. Bunu sizler için çekmiştim. Orayı izlemenizde tavsiye var değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bizler bu kalan süremizde bir kampa girdik. Eyvallah. Ama bu kampı şu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Birincisi, eksik kaldığımız konuları artık ilerletme vakti ve Ramazan'la beraber artık son dokunuşların vakti olması gerekiyor. Aslında Ramazan'da çok bir şey kalmaması lazım. Bir nevi tekrar, soru ve bol denemeli bir sürecin içerisine girmeniz gerekiyor artık. Ha, tabii ki diğer branşlardaki biliyorsunuz biz sadece YKS'ye göre çekmiyoruz videolarımızı. Bütün sınav dilimlerine göre çekiyoruz. Tabii ki diğer sınavlar için bu takvim biraz daha genişletilebilir. Diğer arkadaşlarımız biraz daha rahat olabilir. Ama bu rahatlık bizleri ne yapmamalı? Rehavete kaptırmamalı. Peki ne yapmalıyız? Mesela bir haftalık bir kamp programı hazırladığımızı varsayalım. Bu bir haftalık kamp programında normal şartlarda biraz daha artık son dokunuşlar olduğu için biraz tekrarlarımızı arttırdık, son testlerimizi çözmeye başladık ve Ramazan'a azıkla beraber girdik. Unutmayın, kazananlar Ramazan ayını iyi değerlendirenler olacaktır. Şu bir gerçek. Ramazan ayında artık öğrencilerimiz bir nevi oruç tutmanın vermiş olduğu o heyecanla diyelim ya da o aşkla, o muhabbetle diyelim. Biz ne yapıyorlar? Süreci bırakıyorlar ve aslında kaybedenler zümresine isimlerini yazdırıyorlar. Oysa ki bizler hayredenler listesine ismimizi yazdırmamız gerekiyorken bu zamanda ne yapıyorlar? Bir nevi bıraktıklarından dolayı kaybetmiş oluyorlar. Gerçekten bunu söylerken bile şu an öğrencilerimizden yola çıkaraktan söylüyorum. Mesela dün bir tanesiyle görüştük. Dedi ki ben geçen sene Ramazan ayında bıraktığımdan dolayı kaybettim. Bırakmaktan kastımız tutup da dersleri tamamen bırakmak değil. Yanlış anlaşılmasın. Ne yapıyor mesela? Günde 10 saat çalışıyorken bir anda 4 saate düşürüyor. Bünye alışmış 10 saate, sen getirmişsin 4 saate. İşte bu bile bir bırakmak olarak nitelendirilebilir. Yani düzeninizi bozmayacak şekilde bir program hazırlamalısınız bu Ramazan ayın içerisinde. Bunun için de isterseniz ilerleyen zamanlarda Ramazan'da nasıl çalışılırla ilgili bir video hazırlarız. Yine bu da sizin için yardımcı olabilir. O halde toparlayayım ben sizin için. Bir, Ramazan yaklaşıyor. Ramazan yaklaşmadan önce yapmanız gereken şey şu andan itibaren daha bir sıkı çalışmak Ramazan ayına kadar. Neden? Çünkü Ramazan ayında ister istemez bir performansta düşüklük yaşanacaktır. Tabii ki bu performanstaki düşüklüğün asgari seviyeye inebilmesi adına kendinize nasıl ki Ramazan özel sohbetleri var, bununla ilgili Ramazan özel kampları hazırlamanız gerekiyor. Bu kamplar içerisinde artık teravih mi ekliyorsun ya da
Kur'an okumalarımı ekliyorsun, bu tamamen sana kalmış bir şey. Ama değerli arkadaşlar, unutmayın, bu süreç içerisinde planlı ve programlı yol alırsanız Ramazan'da ne yaparsınız? Güzel bir programı geride bırakmış olursunuz. Unutmayın, Ramazan bizim için nasıl ki rahmet ayıysa, bu rahmet ayını ne yapmamız gerekiyor? Plan ve program dairesi içerisinde daha verimli hale getirerek çalışmış olduklarımızdan daha fazla verim almamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Ve güzel bir uyarıyla da artık bitirmek istiyorum. Bu uyarımda özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir algı var. Şu algı. Ramazan ayı geldiği zaman çalışmalarım düşüyor ve ben hiçbir şey anlamıyorum. Tam tersine. Ramazan ayı içerisinde bizlerin bazı aktiviteleri kısıtlanıyor. Mesela örnek vereyim. Şimdi arkadaşlarımız özellikle yemek ve içme konusunda ders çalışırken habire ellerini abur cuburlara attıklarından dolayı ya da abur cubur ile beraber çalıştıklarından dolayı bir kere orada ne oluyor? Bir odaklanma problemi yaşıyorlar. Yine öğle arası bir saat yemek ile beraber uzuyor ya da akşam arası bir saat yemekle beraber uzuyor derken aslında bizlerin farkında olmadan bu aktiviteleri en asgariye indirebileceğimiz ve sadece dersimize odaklanabileceğimiz bir durum söz konusu. Yani burada Ramazan sana şunu söylüyor. Tamam diyor, nefsini kontrol altına aldın ama artık ders çalışmalarını da kontrol altına almalısın diyor. Ben sana bunun için her şeyi yapıyorum, yemeni kısıyorum, içmeni kısıyorum, otur çalış diyor. Yapman gereken tek şey var, o da çalışmak diyor. Evet, işte Ramazan'ın bu güzel atmosferi içerisinde güzel bir program hazırlayarak muhteşem bir ayı geride bırakabilme heyecanına ortak olmanız dileğiyle kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.